elbette ki izleyicilerimiz diyebilirler ki sevgili Tuğba. Böyle programlara çıkıp siz konuşuyorsunuz, çok da güzel konuşuyorsunuz. Orada değilsiniz. Oradaki yaşananları yaşamıyorsunuz. Bizim burada neler çektiğimizi bilmiyorsunuz. Ya da orada depremden sonra bu sel felaketinden o masanın etrafında oturup konuşuyorsunuz. Evet sevgili dostlar derim ben. Ekranda böyle konuşuyoruz değil mi? Çok güzel gözüküyor. Sevgili Tuğba'nın bana soru soruyor, ben de yanıtlıyorum. Hayır. Bu Yiğit ile Yunus hikayesi gibidir. Yiğidin Yunus'a, Yunus'un da Yiğide ihtiyacı vardır. Çünkü Yunus'un olması için Yiğidin o gücü ve kuvvetine ihtiyacı vardır. E, güçlü kuvvetli olan o Yiğidin de Yunus'un duasına ihtiyacı vardır. Sistem böyle işler. Yunus'un Yunus olabilmesi için güçlü kuvvetli o yiğide ihtiyacı var ki devam etsin duasına. Evet. O yiğidin de güçlü kuvvetli olması için Yunus'un duasına ihtiyacı var ki o da korumaya savaşmaya devam et. Yani birbirimize ihtiyacımız var. Elbette ki buradaki amacımız da sevgili Tuğba oturup hani kritik edip bir şeyleri anlatmak. Aa bak anlatıyor, aa bak soruyor, aa bak şöyle yapıyor demek değil. Bir kişiye on binde bir, bir milyonda bir, bir kişiniz uyansa ben buna aslanları uyandırma diyorum. Bir kişiniz uyansa o 7 metre 40 santimlik kalp frekansınız 700 bin kilometreye oradan 7 milyon kilometreye kadar dünyaya tur atar. Hı hı. Ve uyandırması gereken kişileri uyandırır. İlahi sistemi harekete geçirir. Şu anda frekansımız oldukça düşürüldü. Minimalize hale getirildi. Sadece endişe korku ve daha neler olacak 14 Mart'a bak düşün herkes konuştu. Evet. E dün 14 maç. <laughs> Ama eminim birçok izleyicimiz dün geceyi böyle çok sağlıklı olmayan bir uykuda geçirdi. Ben de öyle. Evet hepimiz öyle. Çünkü bilinçlerimizin aynı nöronlar dediğimiz nöronlar bir salisede 400 bin kilometre hızla bütün verileri alırlar. Bu verilere göre o yüzden dünyada nosebo ve placebo etkileri anlatılır. <laughs> bir suyu Nasıl zehirli hale getirir? Bir suyu nasıl şekerli hale getirirsiniz? Şifa haline getirirsiniz? Bunların çalışmaları insanlar üzerinde zaten yıllarca yapıldı. Bunlar evet. da onun etkileri. Ve bu kısım asla ve asla değil. Dün 14 Mart. Bugün e, çıkan kişiler e, bir nevi e, hem mürekkep yalamış diyoruz ya. Hı hı. İnsanlar da bunu işaret etti. Birçok insan. Dikkat edin, 14 dikkat, edin, 14 dikkat edin 14 Mart'ta dikkat edin. 14 Mart'ta dikkat edin. 14 Mart'ta dikkat edin. E tamam 14 Mart'a dikkat edelim. Arkadan öbürkü de bir şeyler söyledi. Öbürkü de bir şeyler söyledi. Ya bir şeyi 40 defa söylerseniz başınıza gelir çünkü bunun manyetik alanını bozarsınız. Evet. Bunu hala anlamadınız mı? Bunu hala mı idrak edemiyorsunuz? Bunu hala mı edemiyorsunuz? Bir susun ya. 8 milyar insanın bir gün sustuğunu düşünün. 8 milyar ya bir güncük. Aile bile kendi arasında konuşmadığını düşünün. Sussun herkes. Otobüs bile hareket etmesin. Hiçbir iş yeri açılmasın. Bir gün ya. Bir gün. Bırakın madde alemini. Manaya bakın. Bir günde 8 milyar insanın yani hepsinin insan olduğunu varsayaraktan söylüyorum. Evet. 8 milyar kişinin varlığın orada susması demek, bir anda durması demek, dünyanın manyetik alanının tekrar normale gelmesi demek. Bir gün ya. Sizin bin yılınız benim katımda bir gündür diyor Rab. O bir gün işte bugün olsun ama yok. Yerimizde duramıyoruz. Suçlayacağız, bağıracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız, korkutacağız korku çünkü bununla besleniyor dünya. Evet. Korkuyla besleniyor. Kaostan, besleniyor. Kaostan besleniyor. Artık bu alandan çıkmazsak maalesef idrak edemeyenler kıyameti yaşayacaklar. Evet. Uyanan ve idrak edenler ise kıyam edip ayağa kalkacaklar. Çünkü kıyamet etmek için biz varız. Kıyameti yaşamak için değil. Evet. Hocam az önce sorumu e, tekrarlamak isterim. Lütfen. Piramitleri sormuştum ama hmm, siz evet, de bazı şeyler söylenmiyor eee bekleyip görecek miyiz hı. yani? Yani bu piramitlerden neden biz daha sonra e, haberdar olduk? Bu piramitler neden önemli? Aslında piramitler şöyle bir şey. Mısır'daki piramitler bizim Anadolu yani Türkiye Muğ kıtasından kalan son kara parçası demiştim. Hı, hı. Ee, ve Mısır'daki piramitler doğal bizim piramitlerimizi yani Muğ kıtasından kalan piramitlerin taklit edilmiş hali. Hı hı. Hepsi de bir enerji kaynağı bir dinamo. Şimdi doğal piramitlerin vakti zamanı geldiği ve mayaların da işaret ettiği ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de Heyet Grup araştırdığı hani mayalarla olan evet. bağlantımız, muğlarla olan bağlantımız ne diye? Buradaki doğal piramitlerin gücü sonradan yapılmış olan piramitlerin bakın piramitlerin gücünden çok daha fazla enerji hattı olarak. Da. Hı, hı Şimdi Anadolu'da diyoruz ya fay hattı. Anadolu için diyoruz ya aynı zamanda dünyanın ley hatları. Dünyadaki dikkat edin bütün katedraller, bütün sinagoglar, bütün camiler çok enteresan hepsi ley hatında oluşmuştur. Hepsi birbirinden farklı yüzyıllarda yapılan ama incelendiği zaman ley hatları bir grafiksel incelendiği zaman hepsi aynı koordinatta. Evet. Yani hepsi aynı ley hatları üzerinde. Şimdi bunu açıklamasını nasıl yapacak bunu itiraz eden insanlar? O zamanki insanlar bu ley hatları neye göre hesapladılar da, İkinci yüzyılda yaşamış olan bir kavim bir e, ibadethanesini o bölgeye yaparken atıyorum. Daha sonrasında 8 yüzyılda yaşamış bambaşka bir kıtada yine aynı, aynı leyhatlı üzerinde başka bir ibadethaneyi yerine getirmiş yani yapmış evet, oraya. Bu Şimdi bu bir tesadüf değil. Hayır. Bunlar e, Batı biliminin. Ee, bu ezoterik kavramları inceleyip yaptıkları açıklamalar. Ama bunlar o kadar sırlanıyor, o kadar saklanıyor ki çünkü uyanmasını istemiyor insanların... Bir ley hattı var. Şimdi bu piramitlerin de Anadolu'da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela Ardahan piramidi ortaya çıktı vesaire piramitler. Doğa, mesela bazen dağa bakıyorsun gerçekten o kadar muntazam bir piramit şeklinde ki ama evet. daha tıpkı şöyle düşünsün sevgili izleyicilerin. Göbeklitepe ortaya çıkmadan önce Bakın ortaya çıkmadan önce üstü kapatıldı, ispatlandı. Evet. Bilerek ve, ve isteyerek. çok muntazam bir şekilde kapatıldı. Evet, Belki muntazam. geriye tekrar dönebiliriz gibi bir şey mi acaba? Bakın işte onu söyleyeceğim. Bugün herkes paralel evrenden konuşur, merak eder. Ed. Ben şu anda sadece e, uyandırmak ve beyinleri birazcık e, farklı bir yönden bakmalarını söyleyeceğim bir cümle kullanacağım. Hı hı. Bugün turistik olarak gittiğiniz ve gezdiğiniz... Ee, Mısır piramitleri, sakın insanlığın geleceği olmasın. Yani şurada şunu söylüyorum. Bugün siz geçmişte gördüğünüz şey, insanlığın aslında geleceği olmasın. Bunu algılamayın. Bunu sadece kalbinize sorun. Çünkü bunun farklı farklı açıklamalarındaki bilim insanlarına da bakın. Einstein'a bakın. Einstein'a e soruyorlar. Üçüncü dünya savaşı nasıl olacak? O diyor ki, üçüncüsü dünya savaşını bilemem. Ama dördüncü dünya savaşı taşla sopayla olacak diyor. Yani bir sistemin başa dönüşüden bahsediyor. Bir döngüden bahsediyor. Çıkamadığımız bir kaotik bir sistemden bahsediyor. Şimdi piramitlerin de, Anadolu piramitlerinin de, yani bu ülkemizde olan piramitlerin de bir zaman tekamülü geldi. Kimlerin işaret ettiği? Mayaların işaret ettiği o meşhur 2012'nin dünyanın ve altın çağı dedikleri sistemin açılması. Bunları hiç kimse girip de içeriye bir e, elektrik hattını harekete geçirip piramit harekete geçirecek bir sistem değil bu. Bir şekilde aynı Göbekli Tepe'nin üstü bilinçli kapatıldığı gibi onların da zaman tekamülü geldiğinde gezegenlerle ve onların enerjileriyle harekete geçebilecek bir sistem. Peki bunu işe yarayacak? Ya evet. sevgili can tamam bu piramitler harekete geçti ne olacak? Ya hat hatırlayın 20 yıl önce oturup sizden bu konuları konuşamayız bu ekranda. Evet. Yani bir metafizik, bir biraz e, tasavvufun o gülistan bahçesinden kelimeler kullanıp parapsikoloji konular... ama son 10 yılda acayip şeyler oluyor. Bütün dünya herkes evreni ve şu andaki sistemi sorguluyor ve doğruyu bulmaya çalışıyor. Evet, i̇şte bu bu bunlar bir evet, tesadüf olamaz gibi. Piramitler otomatik harekete ...geçtiği anda ben ne demiştim? Dünya kişinin partneridir. Hiçbir tanesi birbirinden ayrıl değil ve bu sistem harekete geçtiği anda bizlerin beyinlerindeki kolektife bağlanıyor bu. Ve biz sorgulamaya başlıyoruz. Sorgulayan insan ne bulur biliyor musunuz? Yaradıcısının esasında ne kadar sevgi dolu olduğunu, yani Allah Teala'nın ne kadar sevgi dolu olduğunu, aslında bu yaratım kuvvenin anlatıldığından daha güzel koktuğunu, amber kokusu gibi. Aslında cehennem diye insanı böyle parçalayan, eden bir Allah değil, insanı seven, sarmalayan, o sevgisiyle bütün bir evreni, murat ettim bilinmeyi dediği noktada insanda haşr olduğunu ve şah damarından yakın olduğunu Allah'ın o kelamını diliyle, gözüyle baktığı yerde, duyduğu yerdeki hakikatin açığa çıkması ve artık bir maddeden çok genişleyeceğin, bak dikkat et, maddeden çok genişleyeceğin ve kimsenin buyruğu altına girip köle ve esir olmayacağın bir sistemi tetikliyor bu piramitler. İnsanın genişlemesini. Şimdi insanın genişlemesini istemiyorsan ne yapacaksın? Bunları biz hesaplayabildiğimiz gibi elbette diğerleri de hesaplıyorlar. Onlar boş mu duruyorlar? Hayır, evet. onlar da hesaplıyor. Peki bu manyetik alanla piramitlerle oynarsanız ne olur? İşte o doğudaki piramitlerle yer kürede oynatırsanız 7.5'luğu 9'a çıkarırsanız bakın harp deprem yaratmıyor. Olmuş olan bir sıkışmış enerji hattını yükselterekten voltajını arttırıyor. Şimdi bunu yaparsanız o Anadolu'daki piramitlerin... Doğal insanların kolektifini yükseltip, şuurlarını ve enerjilerini yükseltip, yeni bir insanın kamil dediğimiz noktadaki Allah'ın da emrettiği ve güzelleştirdiği yerde bizim cennetimizin olacağı. E, bu cennetimizin olacağı kelimeyi de yanlış anlamayın. Cehennet ve cehennem hep burası deriz ya. İyi insanların ölüp gideceği yer cennet değildir. Efendimin söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki iyi insanların gittiği her yer cennettir. Ne güzel. O zaman işte bu manyetik alanda iyi insan dünya partneriyle bir arada olduğu zaman cennet kapıları açılacak. Frekansımız genişleyecek. Peki frekansımız genişlediği zaman her şey aslında burada olup bitti. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Hani deriz ya bu frekansımız düşük olduğu için aşağıların en aşağısı dünyada yaratım olduğu için cinler bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. Çünkü onlar titreşim olarak çok daha üstler. Peki vaat edilen ne? Cennet denilen bir mekanın içerisinde biz onları görüp onların bizi göremeyeceği bir e, sistemden bahsediyor. Şimdi burada olan o frekans, o doğal piramitler dediğimiz Anadolu'daki zaman ve vakti geldiği için neden bugüne kadar açıklanmadı da şimdi açıklandı evet. zaman ve vakti geldiği için harekete geçeceğiz sırada tam da o sırada kaydırdılar piramitlerin enerjilerini tam da o sırada Anadolu'da bu toplu yıkımı e, düğmesine bastılar neden çünkü insanların şuurları burada açılırsa Anadolu ley hatları ve İstanbul Yeditepe ley hattı ve bütün Türkiye'nin o Muğ kıtasından kalan o 300 tane piramitin bütün evrene düşün bak bütün evrene o yaymak istediği insanların genişlemesi ve şuurlarının genişleyip hiçbir şeyden korkmadan sevgi diliyle algoritmalarının o kadar güzel amber koktuğu ve gerçekten sevgi dilinin sadece işlendiği alfabenin sadece birkaç kelimesi değil tek kelimesi Sevgi olacağı ve her şeyin bolluk bereket içerisine gideceği bir sistem oluşacaktı. Altıncağa geçmek için bunu kullanacağımız yerde, tarihi değiştirdikleri yerde şunu yazdılar. Mayalar toplu ölümden bahsediyor. Mayalar yok olmaktan ve kıyametten bahsediyor. Mayalar aslında gerçekte dönüşümden bahsediyor.